Hocam aynı mekanda 3 talakla boşayan kişi tek talakla mı boşamış oluyordu? Dönüşü mümkün olmayan talak nasıl gerçekleşir? Talak kelimesini ağza almak dahi tehlikeli sayılır mı demişler? Öncelikle talak İslam dininde tabiri caizse kangren olmuş bir aile yuvası. Bir daha beraberliklerini götürmeleri, sürdürmeleri mümkün değil. Sürdürmeleri halinde eşlerin birbirine şiddet kullanması veya Allah'ın emirlerini yerine getirememeleri gibi bir durum var ise o zaman talak kelimesi kullanılır ve tavsiye edilen, hadis-i şeriflerde tavsiye edilen bir sefer. Geçen derslerde dinleyenler varsa onlar bilirler zaten. Eşine bir defa boş ol diyerek nikahı ne yapmış olur, aralarında nikahı askıya asmış olurlar. Askıya asmış olurlar. Bu bugünkü anladığımız, toplumda örf haline getirdiğimiz, kullandığımız boşanma değildir bu İslam'daki boşanma. Evet hocam. Talaka ne yaptılar? Nikahı askıya astılar. Bekleme süresini aldılar demektir. İki taraf da bekleyecek. Eğer bunun asgari süresi yok, 1 dakika sonra da indirebilirler, 10 dakika sonra da, 2 saat sonra da, 2 gün sonra da indirebilirler. Ama azami süresi var. Hanımefendi 3. hayızından temizlenmeden önce, yani biz bunu yuvarlak olarak söylersek, 3 ayın bitmeden önce ne yapması lazım? Eşlerin bu askı süresini sonlandırmaları lazım. Evet. Eğer pişman olmuşlar, yaptıklarının yanlış olduğunu, yanlış karar verdiklerini düşünüyorlar ise birbirlerinden özür dileyerek ve eşi de ben sana döndüm. Gayrı bundan sonra biz beraberiz, nikahımızı devam ettireceğiz derse askıdan indirmişler onu ve devam ederler. Evlilik ne oldu? Kaldığı yerden devam etti. Bundan sonra da dikkatli olurlar. Boşanmaya götüren sebeplerden, amillerden uzak durmaya gayret ederler. Bu Evet. birincisi. İkincisi, diyelim ki Allah göstermesin bir kişi İslam'da sünnet olan boşamayı, güzel olan boşamayı bilmedi de işte bu 3 talakı birden vermek bid'at boşamadır diyoruz biz buna. Yani bu insanı tasarrufunu geçerli kılar. Niye? Akıllı, akıl bali, rüştü yerinde, herhangi bir gazap ve öfke halinde yokken söylemiş olduğu bir tasarruf insanın ağzından çıkan bir kelime. Hayatı kadar, canı kadar mukaddestir, hüküm ifade eder, geçerlidir tasarruf. Ancak bu 3 mü sayılacak yoksa 1 mi sayılacak? Alimlerimiz ihtilaf etmişlerdir burada. Cumhur-u fukaha bunun kişinin sözü hayatı kadar değerli olduğundan dolayı demişlerdir ki 3 vermişse 3'tür, 1 vermişse 1'dir, 2 vermişse 2'dir diyor. Fakat daha sonraki alimlerimiz, şu anda Din İşleri Yüksek Kurulumuzla aynı görüşü Kanaat. paylaşıyor. Diyor ki bir anda verilen veya bir mecliste verilen 3 talak, 1 talak sayılır diyor. Dolayısıyla eşler daha önce bir boşama yapmamışlarsa, bir boşanmaları yoksa o zaman kalan 2 hakkıyla evliliklerini sürdürebilirler Bilmiyorum. diyor.